Mekanımız sabahtan beri full. Ama çok havalısın değil mi? Niye canım, estağfurullah. Çünkü DJ falansın ya. Hadi bir story'mizi çek de reytingin artsın. Bir de yarısını, hepsini atma ağzına. Bodrum falan diyoruz ama burası ayrı bir cennet. We are lost. Ben gidiyorum. Bay bay. Elindeki ne? Çorap. Çorapla niye bana güle güle diyorsun ya? Çorabını kaybettim çünkü. Gel yanıma. Şu an fırtına var. Duramıyoruz. Bu arada eğer merak ederseniz romantiklik seviyemiz böyle işte. Begüm beni güle güle derken çorapla uğurluyor. Çorabın kaybolmuş. Olabilir. Elindeki çorapla niye bana bay bay diyorsun? Ben gidiyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Bir yerde karşılaşırız umarım. Umarım. Ha bu arada lütfen buradan takipçilerini uyarır mısın? Dislike etmesinler. Ben etmesin. Uyaramam. Bak, niye? Gel nereden çıktı? Yeni çorap. 0 kilometre çorap geldi bana. Pişleri midem bulandı biliyor musun? Benim de. Ölüyorum şu an. Ben böyle bir sallantı görmedim. Ah, çorabımın teki, buna iyi bak. Şimdi otele geldim. Normalde hızlıca üstümü değiştirmem gerekiyor ama bu sefer öyle bir şey yapmayacağım. Direkt bu şekilde ineceğim çünkü bugün böyle şapkayla falan çalmak istiyorum. Bayağı hoşuma gidiyor bu şapka. O yüzden odaya gireceğim. Şimdi kapıdayım hatta. Eşyalarımı hazırlayıp hemen aşağı ineceğim. Hazırlığımı yapıyordum ama birdenbire kapı çaldı. Bana inanılmaz bir tatlı gelmiş. Buranın efsane bir şeyi var. Daha doğrusu böyle bu sene koymuşlar menü ama benim seveceğimi düşünmüşler. Gerçekten müthiş gözüküyor. Sandy. Şimdi onu bir deneyeceğim. Bir dakika ama elimden şunları bırakmam lazım. Geliyor. Bu nasıl bir şey ya? Diyecek. Ağzımın suyu aktı yemin ederim. Bu neydi şimdi? Abi, bu sundae ama dışı Magnum'un dışı gibi bir çikolatayla kaplı. Bayağı iyiymiş. Yer misin? Olur vallahi, bir tane alırım. Emir bak, ellerimi hazırlıyorum. Yalnız bu var ya, adamı düz duvara tırmantırtır. Son gelen habere göre bugün gene sabahtan rezervasyonlar kapatılmış. İçeride şu an 400-500 kişi var. Bir o kadar kişi, hatta daha fazlası da geri çevrilmiş. Tabii bunları duymak hoş ama beni strese sokuyor. Geriliyorum çünkü daha fazla sorumluluk biniyor üstüme. O yüzden bugün biraz şu anda gerginim. Gece de az uyuduğum için biraz daha böyle kendimi diken üstünde hissediyorum. Ama yine de müthiş bir gece olacak. Zaten 4. senemdeyiz de. Buraya gelenler biliyordur. Gerçekten burada bir ayrı kendimden geçiyorum. Bakalım bu gece nasıl olacak. Şimdi aşağı iniyordum. Burada bir arkadaşıma rastladım. Ne diyordun abi sen biraz önce? Doğuş Bey var bugün. Mekanımız sabahtan beri hani gelip giden haddi hesabı yok. Kapattık full. Biraz önce söyledim ben de. Ben söyleyince inandırıcı olmuyor olabilir o yüzden. Öyle mi? En az ben 30 tane araç geri çevirdim yani. Vallahi. O kadar söyleyeyim. Daha dur, gece başlamadı ya. Aşağıdan gelenlerin haddi hesabı vallahi yok. Vallahi çok merak ettim şu an aşağıya. Ben iniyorum, görüşürüz. İyi geceler, sağ olun. Şimdi bunu duyunca daha da bir stres oldum. Bakalım nasıl olacak. Eyvah eyvah. Saat 4, days bitti. Sanırım artık uyumam lazım çünkü yarın iki parti var. Bir tanesi Bodrum'da, bir tanesi Didim'de. Yaptığım hesaplara göre bir 7 saat falan uyursam her yere zamanında yetişebiliyorum. Aslında karnım çok aç ama yememem lazım çünkü yersem uyku vakti bir saat daha atıyor. Gerçekten DJ olmak zor bir şey. Kolay gibi gözüküyor ama bu 18-19 gün boyunca ne kadar zor olduğunu size bir kez daha göstereceğim. Bugünden iyi geceler. Aa, çok havalısın değil mi? Niye canım, estağfurullah. Çünkü DJ falansın. Kanka ya, bilmiyorum kim olduğunu. Ne gördün biliyor musun? Dave'de hani artık rezervasyon yapma derken bir videosu vardı. Sanırım önüne. Orası yap. Birazcık kare çek. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Şimdi uyandım. Hızlıca böyle bir giyindim. Tabii mayomu falan giydim. Bir şey atıştıracağım. Oradan tekneye geçeceğim. Çünkü bir 2 saat vaktim var. O yüzden çocukların yanına gideceğim. Onları biraz göreceğim. Daha sonra oradan hızlıca hazırlanıp tekrar buraya gelip arabamı alıp Noara geçeceğim. Oo, selam. Günaydın abi. İyi, Allah sen nasılsın? İyi, nasıl keyfin?
İyi, yorgun. Sen nasıl içtin akşam ya yine? Dün güzeldi valla. Gerçi halen kendime geliyorum. Valla düşünelim mi? Saat 1 telefonum benim. Kendi telefonum çaldı burada. Resepsiyonu çalışıyorum ben, bir de tahmin et yani. Benim telefonumu bulmuşlar. Misafirden alıp. O kadar. Yemin ederim. Aşağı indirdim hatta buraya. Çağlar beyler yardımcı olmuştur herhalde. Valla dün Instagram'a yazın, telefonunu yazdım, haftaya seninkini yazacağım o zaman. Benimkini yazma. Ben şimdi bir şeyler yiyeceğim, kendime yemem lazım. Sen, ben tahmin edeyim ne yersin, hamburger. Evet ama bir detay var orada, onu da tahmin et. Cheddar. Evet ama böyle iki kat. Double cheese. Evet. Tamam, çözdüm. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Şimdi yemeğim bitti. Hızlıca bota atlayacağım ama bir telefon geldi ve diyorlar ki deniz aşırı sert. İnanılmaz bir rüzgar varmış. Muhtemelen maceralı bir yolculuk olacak ama yapacak bir şey yok. Ben de seviyorum bu havaları. Bir de Bodrum'da bu havalar çok yakalanmıyor. Sezon için birkaç gün oluyor. O yüzden yakalamışken macera iyi gelir. Ama tabii bu arada sakin çıkarsa da diyecek bir şeyim yok, hava yani. Niye hani macera falan. Birdenbire bir şey olmazsa yapacak bir şey yok. Kadar öyle bir güneş var ki biraz kurudum da, ama güzel bir yolculuktu hakikaten. Bunu yapmasam içimde kalırdı. Şu an kendime geldim. Artık iki partiye de hazırım. Tam istediğim olay oldu şu an. Manyak bir yolculuktu, biliyor musun? Öyle bir ıslandım ki bir yerde hiçbir zaman, her yerim ısırdım, şunu çıkarayım artık. Hadi bir story'mizi çek de reytingin artsın. Reytingim artsın diye story mi çekeceğim? Çünkü bence insanlar bizi beraber görmekten hoşlanıyor. Ne güzel iş ya, valla. Yönlendirmenin tatlılığına bak. Bakın kızlar, örnek alın bu yönlendirmeleri. Dayatma yok, zorlama yok. Kibar kibar, beyin yıkaya yıkaya, yavaş yavaş. Tabii aşkım hemen çekeyim bir saniye dur, ama bunu kapatmam lazım. Ne istiyorsun? Abi. Ice cream? Ice cream? Yeah. Ice cream, chocolate or ne mi? Dede. Chocolate. Yeah. Çok güzel. Hadi gel gidelim. Yürü koş git, babam bekliyor ice cream için. Bir de yarısını, hepsini atma ağzına. Güzel mi? Annene bak bak, güzel mi? Gel babanı öp bir kere. Kesin. Bu kadar işte anladın, bizim olayımız bu. Koklayacağım. Nice. Öpsene bir insan, teşekkür. Niye teşekkür etmiyor? Bu çocuğu size öğretmiyor musunuz ya? Konuşmuyor. Ta de babaya ama. Kaplan, where's my ta? Gel buraya. Kisses please. Beach, evet aşkım. Ice cream de beach. Bye bye kaplan. Sen de yap. Ve artık parti vakti geldi. Ben tekrardan Zodiac'la Türk Bükü'ne geçeceğim. Oradan arabamı alıp Noir'a geçeceğim. Fullmüş mekan. Tüm localar ve standların hepsi doluymuş. Gerçekten bu beni heyecanlandırmak için yeterli bir sebep. Şimdi neredeyse vardım. 5 dakika var ama tabii üstümü değiştiremedim. O yüzden yolun kenarında bir yerde durup üstümü değiştirmem gerekiyor. Aslında benim bayağıdır sürekli olarak yani yaptığım bir olay. Size garip gelebilir ama artık alıştım yıllardır. Yol üzerinde durup üstümü değiştirme challenge'ı. We are lost. Kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Bugün Noir
yine inanılmazdı. Müthiş bir 1,5 saat geçti. Şimdi buradan hızlıca dizime geçeceğim. Saat 11.30-12 gibi dizimde başlıyorum. Hızlı hareket etmem lazım. United as one. Forward on we go. Bodrum'dan yola çıkalı bir saat falan oldu ve varacağım yere şu an navigasyon 20 dakika gösteriyor. Yani yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir yol ve şaşırdım çünkü otobandan falan gidilir sanıyordum ama bayağı Bodrum'un çıkışından beni bir yola saptırdı Yandex ve 1 saattir falan böyle bir orman dağ yolundan gidiyorum. Hatta şimdi ana bir yola bağlanıyorum. Muhtemelen bizi kestirmeye soktu diye tahmin ediyorum çünkü normal dişi bir yol. Hatta çoğu yerde telefon çekmiyordu, çok korkunç. Eğer midesi bulanan bir tipseniz bu yolu zaten bu şekilde gidemezsiniz. Bir gün falan olsa herhalde inmişti şu an arabadan. Ama neyse az kaldı. Bayağı merak ediyorum nasıl bir yer olduğunu. Yolculuğumuz nasıl geçti Cenk? Berbat, ötesi geçti. Niye? İnanılmaz dağ yolları falan böyle. Konuşamıyorum. Ama bence Yandex bizi buraya soktu ya. Biz normal insan olsaydık normal yoldan gelirdik. Sen hep Yandex'i savunuyorsun ama bu sefer olmadı yani. Hakikaten inanılmaz bir yoldan getirdi bizi. Yoksa yolların suçuyor bizim suçumuz yok. Ve bu gece de bitti. Güzel bir partiydi. Gündüz Bodrum, gece dedim. Şimdi uyuyacağım, uyuyabilirsem. Ve yarın Göcek'e geçeceğim. Göcek'te yine müthiş bir parti var Q-Lounge'da. Geçen yazdan beri gitmiyorum, merak ediyorum. Benim gerçekten güneyde en sevdiğim yerlerden birisi. Hadi uyuyalım artık. Günaydın, saat 7. Yaklaşık bir 2-2,5 saat falan uyudum. Neden oldu bilmiyorum ama uyandım, biraz başım ağrıyor. Şimdi ilacımı içtim. Tekrar uyumak istemiyorum çünkü gerçekten tekrar uyuması daha zor bir şey. Şimdi yola çıkacağım, Göce'ye gideceğim. Göce'ye gidince orada biraz dinlenirim tekrardan diye düşünüyorum. Zaten çok uzak bir mesafe değil. Yaklaşık 2,5 saat falan sürüyor buradan Göce'ye gitmek. O yüzden şimdi bir şeyler yiyeceğim. Sonra yola çıkacağım. Tam böyle güneş çıkmamışken hızlıca yolu bitirip Göce'ye ulaşmam daha rahat olacak diye düşünüyorum. O yüzden en iyisi bu. Yolculuk yaklaşık 2,5 saat sürdü. Şimdi otele geldim. Odama gireceğim. Bayağı seviyorum burayı çünkü gerçekten odaları falan çok fena. Şimdi görünce siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Kısa bir oda turu yaptırayım. Bakın şimdi kapıdan girer girmez burada böyle bir mutfak yapmışlar. Çok güzel. Mermerden beyaz bir yemek masası var. Kimle yemek yiyeceksem artık burada yalnız başıma. Yatak odası mı böyle, ne burası? Yatağın olduğu yer bayağı geniş, orada dolaplar falan var. Tavanda camlar açılıyor ama muhtemelen açmayacağım. Dışarısı çok güneş anneciğim. Burada böyle bir balkonumsu bir şey var. Maalesef denizi görmüyorum ama olsun, gayet ferah. Burada böyle dolaplar var. Burada bir adet böyle ayna var. Kendimi görüyorum. Çok orijinal. Burada bir banyomuz var. Güzel bayağı. Sonra burada güzel bir duşumuz, banyomuz var. Oo. En sevdiklerim. Genel olarak güzel, ferah, keyifli, temiz, bembeyaz. İçerisi buz gibi. Şu an inanılmaz rahatladım psikolojik olarak. Muhtemelen yatacağım. 3-4 saat uyuyacağım. Sonra bir şeyler yerim ve güne kaldığım yerden devam ederim. Bir aşağı ineceğim. Çünkü karnım yine acıktı. Aşağıda çok güzel bir restoran var deniz kenarında. Orada bir şeyler yiyeceğim. Bu arada terliğimi arabada unutmuşum. O yüzden arabayı istedim. Kapının önüne şimdi oradan terliğimi giyeceğim ve öyle gideceğim. Unutup böyle gidersem komik olur. Just put your trust in me. Give me everything.
Tabii azıcık bir rüzgarda bile şu an saçım darmadağın oldu. Şuradan düzeltelim. Bu rüzgarlara karşı gerçekten saçım hiçbir şekilde dayanmıyor. Şimdi geldik çok güzel bir restoran demiştim. Breeze tam denizin kenarında. Bakın görün. Menüden iki şey seçtim. Bir dana kaburga vardı sandviç şeklinde. Bir de buranın etli wrap'i çok güzel. Böyle dürüm gibi düşün. İçi tamamı et dolu. O ikisinden söyledim. Bu arada gece çalışacağım ya. Q-Lunch hemen şurada yukarıda. Hazır yemekleri beklerken şimdi oraya çıkalım. Orayı göstereyim. Çünkü gece çok karanlık oluyor ve karanlıkta orayı çekemeyeceğim muhtemelen. O yüzden hazır hava aydınlatken oraya bir çıkalım. Size orayı göstereyim. Buranın tek zor tarafı bayağı bir basamak var. Ama inanın çıktığınıza değiyor. Çok güzel bir yer. Tabii basamakla çıkmak istemeyen olursa arabayla, bagiyle de yukarı kadar gelebiliyor. Ama ben tabii şu an zaten burada olduğum için haliyle basamakları çıkmam gerekiyor. Burada gerçekten efsane bir manzara var. Şu anda tam saati yaklaşık bir yarım saat sonra güneş iyice batmaya başlayacak. O zaman değmeyin keyfini. Burası müthiş. Gece dediğim gibi burası simsiyah olduğu için hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden hazır hava böyle aydınlıkken size göstereyim tekrardan. Burada bu arada sezon bayağı erken başlıyor. Nisan'da başlıyor. Ta Eylül'ün sonunda Ekim'e kadar devam ediyor. Daha da güneyde olduğu için. Tabii Bodrum ve Çeşme'de öyle bir fırsat yok. O yüzden buraya benim daha çok gelme fırsatım oluyor. Gerçekten burayı çok seviyorum. Çekim yapacağım diye yukarıda bayağı bir oyalandım. Muhtemelen yemeklerim geldi ve o rüzgarda soğumuş bile olabilirler. Ama neyse yapacak bir şey yok. Tekrar ısıtamam da. Yemeğim bitti. Güneşi de batırdık. Artık yavaş yavaş otele geri dönüyorum. Gelirken arabayla gelmişim ama bu sefer yürümeyi tercih ettim. Manzara süper burada. Hakikaten insanın hiç buradan ayrılası gelmiyor. Bodrum falan diyoruz ama burası ayrı bir cennet. Yani gerçekten Göcek'e gelmediyseniz mutlaka bir gün gelin. Bu sahilde yürüyün. İleride çarşı var. Hatırlarsınız Başaklı olan bir videom vardı. Şuraya linkliyorum. Reşat Gül'de bir dövme yaptırmıştık. İşte Reşat abi şimdi Göcek'te. Eğer yazın dövme yaptırmak isterseniz ve güneye inerseniz mutlaka ziyaret edin. Dövme yaptırmıyorsanız da ziyaret edin. Hoş sohbeti var. Çok keyifli birisi. Çok severim. Zaten videomdan da bayağı bir fan toplamıştı kendine. Sana bakıyor değil mi? Çok tanıdık. İyi abi senin ne haber? Senden bahsediyordum şimdi. Herkes seni soruyor ya. Eyvallah merhaba. Nasıl gidiyor? İyi abi senin ne haber? Keyifler nasıl? İyi, yine çok iyi gözüküyorsun. İyiyim, her zaman. Doğuş, dövmeyi ne zaman yapıyoruz, yeni dövmeyi? Yeni dövmeyi yapacağız da fikir yok bende şu anda. Zor taraftayız. Zor taraftayız. Bir de kolumun şurasını saklıyorum. Bir gün eğer böyle bir dünyayı değiştirecek bir fikir bulurum. Üçüncü çocuğum olur, bir şey olur. O zaman orayı yaparız. Ama sanırım o kadar vaktimiz yok, bir şey yapmamız lazım. Yani. Ya da parayı bulmak için direkt para mı çizsin? Bir dolar işareti falan. Bitcoin işareti yapalım oraya. O da olur. Rişat abi ben gidiyorum. Bir saat dostum sonra partim var. Tamam. Dövmeyi bitir sen de gel partiye. Olabilir aslında. Ben geliyorum deyip bırakıyormuşum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Güzel oldu bence. Bu ya, kadar yeter zaten. Yeter bu kadar ya. Yeter abi tamam. Çok bile. Partiye gidiyorum. Ve hazırım. Saat şu anda 10'a 10 var. 10.30'da set saatim. 12'ye kadar çalışacağım. Burası biraz erken başlayıp erken bitiyor. Güzel bir parti olacak. Rezervasyonlar fullmüş. Eğlence, keyif yerinde. Ben de o yüzden çok mutluyum. Şimdi artık buggy'yi atlayıp gidiyorum. Bakalım bu gece bizi nasıl bir hikaye bekliyor. Ve Q-Lunch da bitti. Gerçekten güzel bir kalabalık vardı. İçerisi biraz karanlık olduğu için kendi flaşımla aydınlatmaya çalıştım ama gerçekten inanılmaz eğlendi insanlar burada. Burayı gerçekten çok seviyorum. Şimdi ne yapıyorum? Tabii ki odaya